Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet mini mini birler çalışkan yediler dedik ve geldik cebirsel ifadelere. Şimdi bu videomuzda sizlerle beraber cebirsel ifadeler ile ilgili tüm soru tiplerini göstermeye çalışacağız. Çözmeye çalışacağız. Temelden şöyle birazcık yeni nesil tarzı da olan sorular çözeceğiz. 7. sınıf videolarımız devam edecek. Dolayısıyla eğer değilseniz kanala abone olarak bunları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın. Artık hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk öncelikle cebirsel ifadeler bildiğiniz gibi ya da daha önce bilmediğiniz gibi diyelim harfli ifadelerdir. Yani içerisinde o çok bildiğimiz, aşina olduğumuz sayıların dışarısında dışında artık bu e, x'lerin, y'lerin havalarda uçuştuğu ifadeler aslında. Ve ilk olarak da bu cebirsel ifadeleri çok iyi toplayabilmeniz lazım ve ilk sorumuz da bununla ilgili. Gelin toplayalım hadi beraber. Şimdi 2x 3 ve de x 5 verilmiş. Bunları toplamamız isteniyor. Bir kere Parantez gördüğünde başında eksim var artım var bir dikkat edeceksin artı varsa e, rahat relax devam et aynen yaz yani parantezleri at at çöpe onları şöyle paldır küldür yazıp parantezsiz bir şekilde bir parantezsiz hale getirip o şekilde işlemini yap kafan rahat etsin tamam burada bak iki tane elma var değil mi şurada bak hop iki tane x var burada da x var şimdi burada tabi sık, sıkıştığımız nokta şu ya bu birinci tamam ya orada iki tane x var da diğerinde kaç tane x var diye biz soruyoruz kendimize. Ya hiçbir şey yoksa matematikte bir joker var bak. Hiçbir şey yoksa bir vardır. Her zaman bunu aklınıza yazın unutmayın. Hiçbir şey yoksa bir vardır. Dolayısıyla iki elma bir elma daha ettim mi sana üç tane elma. E biz o elma dediğimiz şeyi biliyoruz aslında. Nedir o? X'tir. Dolayısıyla aslında çözümün ilk basamağı 3x devam ediyorsun. Burada bak eksi 3 var eksi 5 var. Yani şu şu bu şu demek. 3 tane düşman oradan geliyor. 5 tane düşman buradan geliyor. Topla kaç düşman yaptı? 8 düşman yaptı. Harikasın 8 tane düşman diyorsun. Yani eksi 8. Yani toparlayacak olursak 3x eksi 8 yazıp Devam ediyorsun. mi ikinciye. Şimdi 5x var. Ee, diğer tarafta eksi 4x var. Artık parantez yokmuş gibi davranacağım. Çünkü artı işareti var ya. Hani beni engelleyen bir e, işaret değil artı işareti. Pozitif yani. Pozitiflik saçıyor her tarafa. Dolayısıyla sıkıntımız yok. Devam. 5x eksi 4x. Yani 5'ten 4 çıkar diyor aslında sana. Sadece kat sayılarını bile düşünseniz yeter. 5 eksi 4'ü soruyorum sana. Ne diyeceksin? 1. Dolayısıyla cevap 1x. 1 x X'leri kendi içerisinde toparladın. Cebirsel ifadelerin mantığı ve esas çözüm yöntemi budur. Harfler kendi içinde sayıları kendi içinde halledeceksin. Tamam mı? Ayrıştır bunları. Bir arada düşünme sakın. Dolayısıyla devam ediyorum. Şurada bak eksi 3 var eksi 7 var. Yine düşman 3 kişi 7 kişi oradan toparladılar. Üstüme geliyorlar geliyorlar. Kaç kişi geliyor üstüme biliyor musun? 10 kişi geliyor. Ve hepsi düşman. Tabi burada şıklarda böyle bir x falan görmezsiniz. Şık olmuyor çünkü. Şıklarda şık durmayınca biz onu yazmıyoruz. Sadece x yazıp geçiyoruz. Yani x eksi 10 diyorsun. 1x falan diye yazılmaz. 2'si 3'ü eksi 1'i bile yazılır ama e, artı bir şeklinde yazmayı pek şık bulmuyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi geldik zurna'nın zırt dediği yere. Nedir orası da parantezin başında eksi var. Parantezin başındaki eksi içerideki herkese bir maydanoz oluyor. Yani bir karışıyor. Artık salça mı oluyor derler. Hangi yemek cinsi söyleniyorsa orada sen onu düşün. Eksiyi içeriye dağıtacaksın. Dolayısıyla bak. Şuradaki eksi içeridekinin de işaretini değiştirecek. Aa orada da eksi varmış. Eksi eksi yan yana geldi fark ettin mi? Ve dikkat edersen şurada bir gülen surat oluştu. Bak şöyle görüyor musun? Şöyle kulaklarını da çizeyim iğrenç çizimimden dolayı özür diliyorum ama eksiyle eksi yani yan yana gelince artı oluyor. Pozitif gülümseme. Dolayısıyla orası aslında artı 4 ve bunu çözümledikten sonra şimdi parantezden kurtarabiliyorsun kendisini. Kendini 6x eksi 7 ve artı 4x diyorsun atıyorsun kendini sonuca. Nedir sonuç? 6x burada, 4x burada, 10 tane x var diyorsun. Bir de eksi 7'yi yapıştırıp devam k deyip alttaki soruya geçiyorsun. Şimdi Burada da yine parantezin başında eksi var fakat parantezin içi curcuna. Orada bir düğün gerçekleştiriliyor muhtemelen. Dolayısıyla oradaki karışıklıkta hiç fark etmez. Herkese tık 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 eksiyi dağıtacağız. Yani şu eksi birinciye de ikinciye de vurduracağız onu tamam mı? Şimdi tekrardan yazıyorum parantezden kurtararak. Derdimiz parantezlerden kurtulmak. Çünkü bu Türkçe dersi değil. Matematik bu ya ne parantez deyip atıyorsun parantezlere. Ee, eksi 4x diyorum. Çünkü 4x'in başına eksiye aldım. Daha sonra ikinciyle bak şu münakaşada kim kazanır? Eksi ile artının münakaşasında eksi kazanır. Dolayısıyla da eksi 3'ü yapıştırıyorum. En sonda da artı 3x'i patlatıyorum. Ve yine kendimi atıyorum sonuca. Şimdi sonuçta ne yapıyorduk? Önce x giller, yani e, harfli ifadeleri bir kendi içinde toparlayacağız. 2x eksi 4x bir de 3x'imiz var. 2x ile 3x'i toplayayım önce onlar pozitif ya severiz kendilerini. 5x yaptı. E, 4 tanesini düşür. 4 tane düşürürsen ne kalır? Bir tane x kalır. Yani... X kalır sadece. Bir de eksi 3'ümüz var. Bunun herhangi bir akrabası yok. Yalnız gariban. O yüzden tek başına yazıyoruz. Diyor ve devam ediyorum. Şimdi birazcık çarpıştıralım bu arkadaşları. Öncelikle işlem önceliğini unutmayın. Bak şu kargaşada bir işlem önceliği var. Kim var? Çarpma var. Nerede var o çarpma? Hemen şurada bak görüyorsun. 2 çarpı parantez başlamış. O zaman önceliğin odur. Bu çarpmayı içeriye dağıtacaksın. Tamam mı? hiç başka yerlere bakma. Diğerleri hiç değişmeyecek. 4x kalacak. Artı şimdi çarpmayı dağıtıyorsun. 2 kere 3x 6x. 2 kere 4 8. Bitti gitti. Bundan sonra yine attım kendimi sonuca. 4 tane x 6 tane x etti bana 10 tane x. Ve bir de artı 8'imi yapıştırdım. Ve alttaki soruya geçiyorum. Şimdi x değil de burada x kareler vermiş. Maksat ne? Amaç Kafanı karıştırmak tabii ki de yani sen burada ürk bu sorudan kaç onu istiyoruz ee, ama tabii ki de sen madem bir partikül matematik izleyicisin bundan sonra bunlardan korkmaman gerektiğini öğreneceksin. Ee, hani derler ya kafana vura vura bunu öğreteceğiz diye tam olarak onu yapacağız şimdi bundan sonraki derslerde de tabii. Bak şimdi korkumuz yok x kare ise x kare isterse y küp yazsın. Bizim için sıkıntı değil. 3'ü hemen içeriye dağıtıyorsun. 3 kere 2 6 diyorsun yazıyorsun. 6 tane x kare oradan geldi. x kare e benim için bu da bir elmadır ya. Al senin için olayı kolaylaştırayım. x karelere elma de ve devam et. Fark etmez elmanın içinde ne varsa en son yerine yapıştırırız. Şimdi 3 kere 2 6x e, kare dedik. Sonra devam ediyorum. 3 kere 5 ya sen bunu biliyorsun ilkokuldan. 3 kere 5 15 diye öğrettik değil mi? Orayı da yazdın geçtin. Ardından ne görüyorsun? 5 kere 3. 5 kere 3 tabii ki de 15 ama 15 tane elma. Elma dediğimiz şey ne? X kare. Dolayısıyla 15 X kare diye yazacaksın. Ve en sonunda da 5 kere 3'ten 5 kere 3'ten yine 15 geldi. Fakat 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 eksi 3 bu. Öyle paldır küldür çarpma yapmayınız. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak biliyorsun. Dolayısıyla eksi 15'i yazıyorsun. Ve burada cart diye Götürürsen o da seni götürür yanlış yeri götürdük şurayı Chartur diye götürüyorsun Art 15, x 15 birbirlerini uçurdular. Kimler kaldı? X, karegiller kaldı. 15 x kare giller kaldı. 15x kare, 6x kare daha etti mi sana? 21x kare e, etti. O zaman bu soruyu da bitirdin. Diyor ve geliyoruz şöyle birazcık problemimizi bir soruya. Aslı arkadaşımız bu problemimizin baş kahramanı yeni almış bir kitap. İlk gün 15 sayfasını okumuş. Bak şimdi birinci gün ne okumuş? Hemen notumu aldım. 15 sayfa okumuş. İkinci gün hemen notumu alıyorum. Şöyle 3x-5 okumuş. Üçüncü günümüz var bir de. Geriye kalanında tamamını üçüncü gün okuyor. Ne kaldı ki geriye? neyin geriye kaldığını bulabilmen için ne gerekiyor sana? Tabii ki de bütün lazım değil mi? Al sana bütün. 100 sayfaymış. Hadi gel o zaman önce birinci ve ikinci gün okuduklarını toplayalım. Hatta şöyle yapalım mı? Tembellik yapalım hemen araya bir artı işareti koyalım. Dolayısıyla şu ikisini toplarsak önce harfliler, x'giller kim var? Sadece 3x var. Yapıştır. Sonra sayılar. 15 eksi 5'ten artı 10 değil mi? 15'ten 5 çıkar 10 kalır gibi. Şimdi bak bunu okudum. Okumadığım Nasıl bulacağım okumadığımı? Tabii ki de yüzden çıkararak. Yani 100 eksi. Yalnız bak bunu şöyle yazarsan. Şu an sazan avlıyorum. Attım oltamı sardım sardım. Attım oltamı. Sazanlar geliyor şimdi bak. 3x artı 10 diye yazan sazan arkadaşlarımız bunu kaybederler. Tamam mı? Bu soruyu yapamazlar. Neden? Çünkü bir cebirsel ifadeyi alıp başka bir yere taşıyorken. Taşıyorsanız başına ee, başına da eksi koyacaksanız aynı burada olduğu gibi hani yüz eksi dedik ya yüzden çıkartacağız. Orada parantez kullanmak zorundasın. Ya sen şu bunu alıp bir yerden bir yere bir arkadaşına götürürken hediye paketi yapmadan götürür müsün? Öyle bir görgüsüzlük yapılmaz değil mi? Hediye verirsen al bu sana hediye. Al. <laughs> Al. Böyle yapılmaz değil mi? Öyle söylenmez. Hediye paketi yaparsın. Dolayısıyla alacaksın bunu da hediye paketine. Bu kadar basit. Hediye paketi matematikte hayat kurtarır. O parantezleri unutmayın. Ee, yeri geldiğinde parantezden kurtulacağız. Yeri geldiğinde de onu koymayı, parantezi kullanmayı unutmayacağız. Şimdi hemen eksiği tabii şimdi ne yapacağız? Bak içeriye dağıtacağız. Gördün mü neden önemli olduğunu? Dağıtmazsan eğer şurayı bak. Eksi 3x eksi 10 alacakken Artı 10 gibi kabul eder öyle yaparsın dağıtmasaydık o parantezi kullanmasaydık yanlışa gidecektik. Yanlışa gitmeyelim. Şimdi bak 100'den 10 çıkar 90-3x bitti. Kitabın kaç sayfasını 3. gün okumuştur diyor ya işte bu 90-3x sayfasını... 3. Ee, günü okumuştur. Burada ille de böyle bir 40 sayfa 50 sayfa bulacaksınız diye bir şey yok. X gilli bir yani X'li cebirsel olarak da bir ifade bulabilirsiniz. Korkmayın tırsmayın dedim yeni soruyu açtım. ABC'de karesi. Bak bir matematik sorusunda verilen şekil kare mi dikdörtgen mi üçgen mi çember mi daire mi bileceksin. Bunu bilmezsen... Ee patlarız tamam mı? Önümüzdeki şeylerde, sorularda patlarız. Sorunun geleceğini çözemezsin. Yani ilerleyemez, çözüme ulaşamayız. dikkat. Kareymiş. Kare sanana ne, ne sağlar? Tüm kenarları eşit. Tamam? Kenar uzunlukları x ve 2 cm olan dikdörtgensel bölge kesilip atılıyormuş. Boyalı bölgenin alanını bulacağız. Şimdi bak bu boyalı bölgenin alanını nasıl bulursun biliyor musun? Öncelikle şöyle tüm alanı bulacağız. Bir kenarı 12 ise e, alan hop 11 nereden geldi? 12. İçimden 11 demek gelmiş demek. Ama soruda 12 diyor. Dolayısıyla 12 çarpı 12 ya da hani 12'nin karesi diye söyleriz biz bunu. 144'tür. Bunun tamamının alanı. Boyalı bölgelerin alanlarını bulurken tüm alandan boyasız çıkarılır. Tamam mı? Daha kolaylaştırır çünkü işimizi. E burada boyasız bölgeyi de bulalım alanını. Hemen şu alanı söyleyin bana. Dikdörtgenin alanı kısa çarpı uzun değil midir? İkisini çarpıştıracağız. Yani 2 çarpı x, 2 x bitti. E bundan sonra da e, boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi al sana boyalı, boyalı bu boyalı şey lakap gibi değil mi böyle boyalı gel gibi hani bir köpek ismi de olabilir. Boyalı gel kızım. <laughs> Ama onu anlatmıyoruz. Boyalı alan diyelimiz ona. Boyalı alan tüm alandan yani 144'ten boyasızın çıkartılması ile bulunur. 2x. İleride kediniz köpeğiniz olursa adını boyalı koyabilirsiniz. Bence yakışır. Son sorumdayım. Kenar uzunlukları 14 ve x artı 4 santim olan dikdörtgensel bölgede kenar uzunlukları x ve 6 olan dikdörtgensel bölgede kesilip atılıyormuş. Bak şurayı kesip atıyorum. Kalan boyalı bölgenin tabi boyamamışız. Şurası Bak, 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 bak. Boyamamışız, boyalı bölge diyoruz. Boyalı bölge şurası tabii ki de. Ee, bölgenin yine alanını gösteren cebirsel ifade. Az önceki sorunun e, laciverdi verdi diyelim biz buna. Yine nereden başlıyorum? Önce tüm alandan başlıyorum. Tüm alan için ne yapacağım? En büyük arkadaşın kenar uzunluklarını çarpacağım. Yani 14 çarpı x artı 4. Tabi bunu çarparken yine ne yapıyoruz? İçeriye dağıtma huyumuz kurumasın. Hep onu yapacağız. Tamam mı? Unutmayın. 14 x artı 4 kere 4 16 56 mı yapar? 14 x artı 56 bunun tamamıymış. Fakat ben duramıyorum. Elimde de makas var. İlle keseceğim bir yerleri. Şurayı kesmişiz bak. Bak 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 bak. Nereyi kestiğimi görüyor musun? Nedir burası? <laughs> Boyasız burası. Boyalı değil. Boyasızın alanı 6 çarpı x'tir. 6 6x, çarpı x bittim. 6 x yani. O zaman geldim. Nereye geldim? Boyalı bölgeye geldim. Şimdi şu mavi de boyadım tabii de orası boyalı değil. Unutmayın. Tamam. Orası boyasız. Şimdi boyalı bölge için tüm alandan boyasızı çıkaracağım. Tüm alan şuydu. 14 x artı 56 eksi Boyasız. Boyasız arkadaşımız 6x. Dolayısıyla çıkartırsanız x gilleri gördün mü orada? Bak benzer ifadeler. Tık tık. Bunları birbirinden çıkartıyorsun. Ne kaldı? 8x kaldı. Artı 56 diyorsun. Ahanda boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade buymuş diyorsun. 8x el, artı 56. İşte cebirsel ifade bu şekildeydi. Çok önemli bir konudur. ha. 8. sınıfın da temelidir. Onu da söyleyeyim. Şu an 8. sınıf öğrencilerimiz de bunları gösteriyoruz. Benzer sorular çözüyoruz. Dolayısıyla e, şu an önceden 7. sınıfta çok iyi anlayamayanlar bu konuyu birazcık e, hırpalanıyorlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Siz anladınız mevzuyu. Tamam. 7. sınıf videolarımız devam edecek o yüzden abone değilseniz kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın ki anında 7. sınıf bildirimi geldiğinde bu içeriklere ulaşabilirsiniz diyorum ve bu videoluk sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.